Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz ilaç sektörü profesyoneli Figen Onuk Gören. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesra Hanım. Bize kendinizden bahseder misiniz? Elbette. Figen Onuk Gören, 52 yaşındayım, evliyim, iki çocuğum var. İlk yıl tekstilde kısa bir tecrübem oldu fakat daha sonra ilaç sektöründe 28 yıl aktif olarak çalıştım. Laboratuvarda analist olarak başladım ve kariyerimi Ar-Ge direktörü olarak 2023 yılında noktaladım. Çok tebrikler. Çok Başarılarınızın sağ olun. devamını diliyoruz. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Çok önemli bir sektör ve Evet. çok da gelişiyor ülkemizde. Bir kırılma anı yaşadınız mı? Elbette. Ben açıkçası Trakya Üniversitesi Kimya Bölümü mezunuyum ve 1993 yılında mezun oldum. O tarihte Çorlu'da oturuyorum ve Edirne Çorlu arasında gidip gelirken yerli ve o dönemde ilaç sektörünün lideri olan bir firma fabrika inşaatına başlamıştı Lüleburgaz yakınlarında. Böyle bembeyaz, kocaman, devasa bir fabrika. Ve ben burada çalışmak istiyorum dedim hep Ne kendime. güzel. Ve isteğiniz oldu. Aynen öyle, çünkü o zamandan hedeflenmiştim. Harika. Daha sonra üniversite eğitimime devam ederken o üretim tesisinin ilk stajyeri olarak çalışma hayatına atıldım. Bu benim için ilk hedefimi gerçekleştirmem oldu. Hayalimi gerçekleştirdim. Daha sonra staj dönemim boyunca orada edindiğim geri bilgiler nedeniyle de bir şeyler yapmam gerektiğinin farkına vardım. Kendime bir şeyler katmam gerektiğini, sürekli kendimi geliştirmem gerektiğini. Ve 1994 yılında İstanbul Üniversitesi'nde işletme fakültesinde işletmecilik ihtisas programını tamamlayarak MBA sertifikamı aldım. Harika. Daha sonra da aynı üretim tesisinde laboratuvarda analist olarak çalışma hayatıma başladım. Tabii ki ilaç aslında regülasyonların sıkı olduğu sektörler Tabii. denilince ilk önce akla havacılık geliyor. Çünkü sıfır hata ile çalışılması gerekiyor havacılık sektöründe. Fakat ben ilaç sektörüne girince gördüm ki aslında ilaç sektörü de regülasyonların çok sıkı olduğu sektörlerden biri. Kaliteli ve etkili ürün yapabilmek için tabii ki regülasyonların da sıkı olması gerekiyor. Ve iyi ki bu sektörü seçmişim şeklinde Harika. değerlendiriyorum. Peki çalışma hayatınız nasıl ilerledi? Neler yaptınız? Şirkette analist olarak başladım ve 23 yılımı geçirdim. Tabii ki tek bir bölümde çalışmadım. Farklı bölümlerde çalıştım. İşte kalite sistemleri, Ar-Ge, teknik operasyonlar. Fakat burada benim bir şansım oldu. Çünkü çalıştığım fabrika bir süre sonra yerli ve işte ilaç sektörünün Türkiye'deki lideri ve kurumsal bir ilaç firmasıydı. Çek firmasına satıldı ki bu Çek firması da Avrupa'da jenerik pazardaki lider Ne güzel. firmalardan birisiydi. Daha sonra Çek firması da bir yine dünya devi Fransız ilaç firmasına satıldı ve global tabii ki bir firma. Aynı lokasyonda üç farklı kültürü görme şansına Ne sahip güzel. oldum. Tabii bu gerçekten çok büyük bir şanstı çünkü farklı yönetim şekillerini de görme şansınız O oluyor. sizi besledi, donanım sahibi yaptı, değil Aynen mi? öyle ve daha iyiyi seçmek için de Hı. fırsat veriyor aslında. Hangisi daha iyiyse onu benimseyebiliyorsunuz kendi yönetim şekliniz olarak da. Dolayısıyla böyle hani benim için gerçekten güzel bir fırsat oldu. Arkadaşlarımla birlikte çok güzel başarı hikayeleri oluşturduk. Ne mutlu. Bunlardan birkaç örnek vermek Lütfen. isterim izninizle. Lütfen. Örneğin biyosterlik çalışmaları o tarihte Türkiye'de henüz yapılmıyordu. Çünkü Türkiye'de regülasyonlar yeni yeni alınmaya ve uygulanmaya başlıyordu. Bahsettiğim yıllarda 1990'ların sonu ve 2000'li yılların başı. Biz o tarihte bir Alman partner ile birlikte ürün geliştirme çalışmalarını yürütüyorduk. Ve ürün geliştirme çalışmalarında da biyosterlik çalışmalarını yapıyorduk. Biyosterlik çalışmaları da kan değerlerinde referans ürün ve jenerik yani eşdeğer ürünün eşit hız ve derecede kana geçtiğinin kanıtlanması çalışmalarıdır. Yani referans ürün ve eşdeğer ürünün aynı etkiye sahip olduğunu gösteren çalışmalardır. Ruhsat başvurularını yapıyorduk ve Avrupa'da
ruhsat onayları alarak ilk jenerik olarak pazara çıktık. Ne güzel. Bu o dönemde hani Türkiye'de bir ilaç firmasının, yerli bir ilaç firmasının geliştirdiği ve ürettiği ürünlerin Avrupa'da ilk jenerik olarak pazara çıkması gerçekten çok büyük bir başarıydı. Bir gurur bu gerçekten. Gururdu. Türkiye için de çok güzel bir gururdu. Çünkü Türkiye'de biz bunların farkında değildik henüz. Hı-hı. Terminoloji olarak da bize uzak geliyordu. Ve daha sonra üç arkadaşımla birlikte ödül olarak bir hafta Almanya ve Fransa'da misafir edildik bu çok çalışmanın güzel. Sonucunda. Harika. Neredeydiniz? Almanya'da Hamburg ve Frankfurt'taydık. Fransa'da da Paris'te. Paris. Evet. Bunun dışında size yine vizyon kattı değil mi? Hem mesleki hem kültürel açıdan büyük faydaları oldu. Tabii ki. Çünkü oradaki firmaları da gezme şansımız oldu. Ve oradaki farklı uygulamaları, farklı görüşleri de görme şansımız oldu. Tabii bunun dışında yine başka bir örnek daha vermek Buyurun. İstiyorum globallikle ilgili. Teknik operasyonlar bölümünde teknoloji transfer çalışmalarını da yürütüyorduk biz. Teknoloji transferi de aslında bütün bölümlerle iletişimde olan kapsamlı bir çalışmadır. Bir sürü bölümle aynı anda işbirliği yaparak projeleri yönetmek gerekir. Tabii burada ilk önce fizibilite onayı sonrası bir anlaşma yapılır ve kapsam belirlenir. Daha sonra da işte gap analizi ve risk analizleri yapılarak riskler minimuma indirilir. Yani üretim başladığında sorunsuz tamamlanması için. Tabii burada riskleri minimuma indirmek için de bir sürü detayı göz önüne alarak FMEA'ya göre değerlendirmek gerekiyor. Fakat her zaman yangın çıkar. Yani ne kadar önlem de alsanız her üretim başladığında mutlaka sorunlar yaşanır. Bu aslında normal bir şey. Çünkü burada hani ah neden sorun çıktı, vah neden böyle oldu demek yerine ben arkadaşlarıma, işte yöneticilerime hep şey derdim. Buradan ne ders alacağız biz? Ne öğrendik? Ne bir dahaki sefere bunu yapmayalım. Aynen öyle. Bu bir şey öğretti. Kesinlikle kalıcı şekilde bu sorunu çözelim ve tekrarlanmasın. Yine böyle bir şey çalışması aklıma geldi. Teknoloji transferi çalışmasında üretim sırasında, deneme üretim sırasında bir sorunla karşılaştık ve ilerleyemiyoruz. Tabii Fransız firması dönemindeki bir çalışmaydı bu. Ve global olduğumuz için de işte Mısır, İngiltere ve Fransa'daki üretim tesisleriyle video konferans ve telekonferanslar yaparak iletişime geçtik. Biz hı hı. bu tür bir sorunla karşılaştık, bunu öngörmüyorduk diye. Hı hı. Daha sonra diğer üretim tesislerinin de benzer sorunları yaşadığını ve üretim prosesi sırasında kullanılan bir ekipmana vibratör ilavesiyle sorunu çözdüklerini anladık. Şahane bir çözüm bulundu. Evet evet, yani dünyayı yeniden keşfetmeye de gerek kalmıyor tabii bazen. Tabii ki çok önemli, yani gerçekten kesinlikle. Bu başarısızlıkla sonuçlanan işlerin paylaşılması kesinlikle. Son derece önemli. Şimdi siz bu sorunu yaşamış ve çözümlemiş insanlardan çözümünü öğrendiniz ama başka bir firmada aynı hatayı yapıp aynı sorunu yaşayabilirdi. Kesinlikle. Onun da öğrenmesi çok önemli. Kesinlikle. Tabii burada hani kendim ve ekip arkadaşlarım için de şöyle bir mesaj önemli oldu. Hı hı. Gap analizinin ve fiili üretim kayıtlarının aslında ne kadar kritik ve önemli, önemli. Olduğunu anladık teknoloji hı hı. transferi sırasında. Aslında tabii bu tür örnekler çok fazla. Çok güzel ama çok güzel açıkladınız. Yıl, evet. Evet. Daha sizin sonra burada bir de arada buyurun. Şunu da söylemek hı hı. istiyorum. Kendi kişisel gelişimimle ilgili olarak da akademik olarak da kariyerime bir şeyler katmak ne istedim güzel. Bu arada. Hı hı. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde farmakoloji bölümünde yüksek lisansımı 2006 yılında tamamladım. Tabii burada da çok fazla şeyler kattı bana, özellikle tez aşamasında laboratuvar şartlarında deney hayvanlarıyla deneysel tasarım yapılması, sonuçların elde edilmesi, onların istatistiksel programlar kullanılarak anlamlı olup olmadıklarının sorgulanması ve bunun uluslararası bir makalede yayın haline getirilmesi gerçekten akademik olarak da bakış mutluluk açısı verici. Kazandırıyor. Ben hı hı. orada da danışman hocalarıma özellikle çok teşekkür ediyorum. Ve akademide öğrendiğim bu kısımları iş hayatında da aktararak uygulamaya çalıştım. Ve iş hayatımda da hep akademiye
yakın bir yönetici olarak değerlendirildim. Tabii 23 yılın sonunda karşıma yeni bir kariyer fırsatı çıktı. Çünkü o tarihe kadar tek bölümü yönetiyordum. Bir yerli ve kurumsal olmayı hedefleyen bir ilaç firması benimle iletişime geçti. Ve birden fazla bölümü eş zamanlı yönetme fırsatı sunuldu. Ben de bunu değerlendirmek istedim. Ve burada da tabii ki farklı dinamikler vardı. Global olmayan bir firma ama global firmaların da teknoloji transferlerini de yürütüyorduk. Burada da amacım her zaman insandan bağımsız kalıcı süreçler yaratılması oldu. Ve en çok sevdiğim işleri kişiler yaptım. Kişiler değişebilir kesinlikle. Ama değil mi? O sistem kurulduktan sonra sistem işlemeye devam eder. Kesinlikle. Bu çok önemli. Yani kişi çıksa da sistemin işlemesi gerekiyor. Hı-hı. O yüzden süreçlerin yoksa oluşturulması varsa çok sadeleştirilmesi. Bilgi paylaşımı çok önemli. Kesinlikle. Bazıları çok ketumdur. Asla paylaşmaz. Kendisi gittiği zaman da o iş durur. Yok. O çok şey. Hayır. Kişiden bağımsız olması en kesinlikle. Güzeli. Çünkü yabancı firmalarda da zaten tabii hep bunu böyledir. Gördüğümüz için bunu uygulamaya çalıştım. Bu 5 yıl içinde ilk jenerik olarak pazara çıkma keyfini yaşadık ki bu çok güzel bir başarıydı güzel. Firma içinde. Bunun dışında nadir hastalıklar gibi özel bir alanda portföy geliştirme ve ürün geliştirme çalışmalarını yürüttük. Patent kıran formülasyonlar geliştirirken geliştirilen formülasyonlara patent yazıldı. Biyoşterlik çalışmaları yürütüldü. Ruhsat başvuruları yapıldı. Sadece Türkiye değil Avrupa ve Kanada'da da ruhsat başvuruları yapıldı. Ve işte TÜBİTAK'ın hamle projelerine açılan çağrılara projeler sunuldu. Ne ve güzel. Bu projeler onaylandı. Bu Ve 5 yıl... Çok güzel. Yani bu Evet. tarz projelerin sunulması lazım. Değil mi? Kesinlikle. Aslında güzel teşvikler var. Kesinlikle. Güzel projeler oluşturup sunmak çok önemli. Siz de çok iyi bir şekilde burada örnek oldunuz. Çok teşekkür ediyorum firmadaki tüm arkadaşlarımla birlikte. Ve böyle güzel anılarla dolu bir 5 yıl geçirdim Harika. Orada da. Daha sonra oradaki misyonumu tamamladığımı düşündüm. Ve ilaç sektöründe analist olarak başladım yolculuğumu. Ar-Ge direktörü olarak tamamladım. 28 yılım böyle geçti. Biraz kendime ara vermek istedim, dinlenmek istedim. Aileme, eşime, çocuklarıma zaman ayırmak istedim. O yoğun tempodan sonra biraz ihtiyaç değil mi bu? Kesinlikle, kesinlikle. Bir de tabii ki böyle aslında milattan önce işte 8000'li yıllara kadar dayanan antik çağlardan günümüze gelen ve aslında ben atalarımızdan miras aldığımız değil de çocuklarımızdan ödünç aldığımız demeyi daha doğru buluyorum. Zeytin yetiştiriciliğine Ay biraz ne daha güzel. vakit ayırmak istedim. Harika, çok önemli. Çok sağ Ülkemizde olun. bu konuda zengin bir ülke. Çok güzel Kesinlikle. değerlendirilmesi lazım. Çünkü çok kaliteli zeytinlerimiz var. Evet. Zeytinyağımız var. Evet, evet. Ve gerçekten çok ince noktalar, çok büyük bir emek. Ve Tanrı'nın elinin değdiği bir alan ve gerçekten büyüleyici bir şey. Yani Hangi bölge? Şarköy Müreff'te. Ay ne güzel. Evet. Şahane. İstanbul'a da yakın yani. Çok uzak sayılmaz. Tabii tabii tabii. Evet. Çorlu'ya da yakın, İstanbul'a da evet, yakın. Harika. Çok güzel. Çok Çok güzel keyifli bir oldu. iş gerçekten. Bu konuda da eminim çok güzel başarılara imza atacaksınız. Çok sağ olun. Sizin Çok gibi teşekkür ederim. disiplinli, sistemli çalışan biri. Çünkü artık tarımda da teknolojik metotlar var. Evet. Daha da ileri gidiyor. Evet. Yani zeytincilik zaten çok önemli bir konu. Kesinlikle. Ve dünyayla rekabet eden bir ülkeyiz biz. Evet, toprakta verimi arttırmak özellikle çok önemli. Çok önemli. Yani zeytin Hı-hı. ağaçlarımızın gerçekten kendi verebilecekleri maksimum miktarda kaliteli ürünü vermesini sağlamak çok önemli. Burada da işte toprak analizleriyle doğru Tabii. Neye şekilde ihtiyacı var o beslenmesi. toprağın? Hangi minerali Tabii. ihtiyacı var, değil mi? Onu zenginleştirip Tabii. verimliliği çok daha yukarı çıkartmak mümkün oluyor. Kesinlikle. Yani permakültür var, değil mi? Birçok tarımda Çok uygulanan farklı. Metotlar var. Bir de tabii ki yapamadıklarınız var. Yani mesela biz bazen onu yaşadık. İşte öyle bir şey oluyor ki zeytin ağaçlarının üzeri zeytin dolu ve küçük taneler oluşmaya başlamış. Tam o tarihte bir dolu yağıyor Maalesef ve beklenmedik. zeytinler düşüyor. Yani içiniz acıyor ama o Tabii. yıl sıfır verim Maalesef alıyorsunuz. o Hani bir bu tür şans faktörü de tabii var. tabii tabii.
O yüzden ama keyifli. Yani kesinlikle. O da şunu öğretiyor aslında, sabretmeyi öğretiyor. Tabii, çok çünkü önemli. Eğer sabrederseniz bir sonraki yıl veriminiz daha yüksek oluyor. Bir süreç bu, evet. Değil mi? Yani evet. iş hayatında olduğu gibi o süreci beklemek gerekiyor. Kesinlikle. Efendim sizinle sohbet çok keyifliydi. Aa, çok sağ olun. Fakat programımızın sonuna geldik. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki ben şeyi söyleyebilirim özellikle. Bu mesleği kimler seçmeli? İlaç sektörü, aslında böyle zeytine biraz da kaydık ama ilaç sektörü çok özel ve güzel bir sektör. Çok farklı bölümlerden oluşuyor. Ben ilaca sevdası olan ve bu işi gönülden yapmak isteyen herkesin bu sektörde kendisine yer bulacağını düşünüyorum. Dediğim gibi çok farklı bölümler oluşuyor. Ben arkadaşlarıma da hep şunu söylerdim. Yani sizin bir yakınınız bir ilacı sürekli kullanmak durumunda kalabilir. O yüzden yaptığınız işi yaparken her ne iş ise, yani bu bir laboratuvarda geliştirme de olabilir, üretimde üretilmesi de olabilir veya işte laboratuvarda çıkan ekipmanların yıkanması, temizlik elemanımın da çok katkısı vardı. Kesinlikle. Veya kalıpları takıp söken teknisyen arkadaşımın, herkesin katkısı çok fazla. Bunu hissedin diyordum. Ve yaptığınız işi her ne iş ise bu ilacı benim bir yakınım kullanmak zorunda kalabilir. O yüzden ilacın kaliteli ve etkili olması çok önemli. Yani mesajım çalışma arkadaşlarıma, işinizi gönül vererek, hakkını vererek yapın oldu. Bir de tabii ki şimdi Z kuşağı geliyor. Z kuşağı zaten çok keyif alarak yaşamayı seven bir kuşak. Onlara çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ama ben şunu söylüyorum, hayat bir dengeden oluşuyor. Hayatınızı iyi dengeleyin. Yani yaşamınızı bölmeniz gerektiği durumda, işte iş hayatı bir kısım olsun, aileniz, sevdikleriniz bir kısım olsun, bir de kendiniz ve hobileriniz olsun ki geleceğe yatırım yapın. Yani çünkü iş hayatı bir şekilde bitiyor. Sizden boşalan koltuğu birileri devir alıyor. Ve bir şekilde sallansa da yolunu buluyor. Hiç kimse kalıcı değil. O yüzden kendinize yatırım yapmayı ihmal etmeyin. İşte okuduğunuz kitaplar, izlediğiniz diziler, filmler, edindiğiniz hobiler hep sizi gelecekte ayakta tutacak, sizi yön verecek şeylerin olması çok önemli diye düşünüyorum. Kendinize yatırım yapın. Çünkü iz bırakmaya çalışın iş hayatında da. Çünkü işin nasıl yapıldığı önemli. Yani işi herkes yapıyor ama nasıl yapıldığınız fark yaratıyor. O yüzden iş hayatında da hani sizden sonra koltuğu alanlar, yetiştirdiğiniz veya dışarıdan gelenler sizin bıraktığınız izleri hissetsinler, kalplere ulaşmaya çalışın diyorum. Harika bir mesajdı. Figen Hanım, katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Bu fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.